Merhaba arkadaşlar. Lady Clothes'un kitabını okudum. Subtract. Çıkar diye. Subtract kitabı. Aslında bayağı hoşuma gitti kitap. Ve bu kitaptan size öğrendiğim bazı şeyleri paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ama kitap kendi tezine uygun davranmamış. 260 sayfa anlatıyor neden çıkarmamız gerektiğini. Tarihten, evrimden, her şeyden bahsediyor kitap. Yani böyle multidisipliner bir şey yapayım demiş. Ama bu üniversite profesörü olduğu için bu akademisyen kafasıyla her şeyi katmış karışmış. Ya bu kadar madem bu sadeleştirmekten bahsediyorsun, bu kitap da çok daha sade olmalı değil miydi yani? Hani okuyana kadar böyle bayağı beynim şey oldu. Hani fazla doldu yani. Bu kadar dolmaması gerekiyordu beynime. Yani bu 260 sayfada anlatacağın şeyi sen 40-50 sayfada anlatabilirdin yani. Neyse. Şimdi bu kötü yönü, iyi yönüne girelim. Kitapta çok böyle güzel şeyler var, doneler var ve yani bu biz problemleri biliyoruz aslında. Çok fazla böyle insanlığın geldiği şu noktada pek çok kompleks problemin bu kadar böyle büyümesinin sebebi daha fazla, daha fazla, daha fazla zihniyeti yani. Bu zihniyet bizi geldi batırdı yani. Bütün insanlık medeniyetine batırdı. Ve yazar da haklı yani. Burada diyor bir sürü dengeyi kaçırdık biz yani. Yani bir süpermarkete gidiyorsun 50 çeşit ürün. Hangini seçeceğini düşünürken zaten bir sürü kafana yük. Aynı şey işte 1000 tane radyomuz var, 1000 tane televizyonumuz var, 1000 tane podcastimiz var, 1000 tane dizi var, 1000 tane televizyon kanalı var, 1000 tane kitap var, 1000 tane artist celebrity var, TikTok'ta 1000 tane hesap var, bilmem her şeyde biner tane var yani binlercesi var. Şimdi böyle bir çağda böyle kendimizi kaybetmemiz çok doğal yani ya da böyle bu kadar fazlalıklar içerisinde insan boğulur, insan ruhuna uygun değil çünkü. Şimdi bu kapitalizm almış başına gitmiş. Neden? Niye bu kadar dengesiz? Para 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 daha çok, daha çok olsun, daha çok olsun. Trilyonerlere bakın. Yani yetmiyor. İşte Jeff Bezos'a bak, durduğu yok yani. 200 şeyi var adamın. Hani trilyoner olacak, yine yetmiyor yani. Daha fazla, daha fazla, daha fazla. Gebereceksin ulan. Mezarına ne götüreceksin? O kadar şeyi kime bırakacaksın yani? O kadar malı mülkü. Ne zorun var ulan? Amazon'da çalışanlar çişe gidemiyor yazık. Çalışanlar yani. Bu kadar zulüm olur mu? Sen cebine koyacaksın bu kadar parayı diye. Geber ulan. Yani bu bütün aşırılıklar her yerde yani. Bu beşli holding, limaklar bilmemler. Dünyanın en zenginleri listesine girdi bunlar. Gene doymadılar, gene doymadılar arkadaş ya. Bütün memleketin otoyolları bilmem neleri bilmem kaç yılına kadar endekslenmiş. Dolar üzerinden para kazanıyorlar. Hala doymadılar, hala bir zam peşindeler yani. Hani bu yani... Bu bütün bu dengesizliklerin bedelini ödüyoruz. Şu anda mesela küresel ısınma en büyük yaşamımızı tehdit eden korkunç en büyük problem dünyada. Bu niye çıktı? Daha fazla olsun. Her şeyin fazlası olsun. Plastik, her şey plastik yani. Her şeyin daha fazlası. Her şeyin daha çok tüketim, tüket, 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 tüket. Böyle malları daha çok tüketmek için daha çok üret, 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 üret. Gereksiz seviyede hem de. Her şeyin gereksiz seviyede aşırı böyle tüketilmesi. Ne oldu? Geldiğimiz noktada bütün yaşamı, ekosistemleri, her şeyi tehdit ediyor. Bu fazla plastikten tutun da fazla petrole kadar. Yani her şey mahvolmuş durumda. Bu mesela kural. Her mesela diyor ki kitapta yani bu evrimden midir nedendir sürekli bizim beyinlerimiz öyle gelişmiş ki diyor çıkarmak yerine hep eklemeyi tercih ediyoruz. Mesela bir kural koyuyorsun bir kural daha bir kural daha bir kural daha sonra binlerce sayfalık bürokrasi hukuk şeyleri falan çıkıyor. Hantal böyle bürokratik kurumlar da böyle bir şey daha bir şey daha bir şey daha. Böyle kurumlar aşırı kompleks, hantal, büyük hale geliyor. Ve işin içinden çıkamaz hale geliyorsun. Bütün kurumlarımız da böyle çıldırmış durumda. Yani halbuki belki de hani böyle startuplar var ya ufacık çok daha hızlı hareket edebilen, dinamik. Neden? Çünkü gereksiz hiçbir şey yok orada. %100 lazer gibi odaklanabiliyor bu startuplar. Onun için çok başarılı oluyorlar. Gel gör ki böyle büyüdükçe, hantallaştıkça ne yapacağını bilemez halde oluyorsun yani. Bu şeyde de böyle bireysel hayatlarımızda da aslında yani
bunun yan etkilerini yaşıyoruz biz. Acaba ne yapsam? Acaba ne yapsam? Mesela güne başlıyorsun. Ne yapıyorsun? Bu yapılacak işler listesi. Bak benim defterlerimde çoktur. Yapılacak işler listeme bakıyorum. Ulan 20 tane iş koymuşum. Yani 10-15 tane iş koymuşum. Olmaz. Sabahleyin 10 tane birden yapılacak işler olmaz yani. Onu da yap, bunu da yap, şunu da yap. Boğuluyorsun, hiçbirini yapamıyorsun bu sefer. Ne gerekiyor bize? Önceliğe göre sıralamam gerekiyor. Ve sadece 3 tane önceliğim olabilir maksimum bir gün içerisinde. Yani 10 tane hedef koymayı bırak kardeşim kendine. 20 tane hedef koymayı bırak her gün yani. Sabahleyin kafanda net öncelikli yapmam gereken şey nedir? Bir tane önceliğin olsun. Bilemedin 2 tane, maksimum 3 tane. 3'ten fazla öncelik olamaz. Eğer senin 3'ten fazla önceliğin varsa hiçbir önceliğin yoktur. Bak bunu unutma. Eğer 3'ten fazla önceliğin varsa senin hiçbir önceliğin yoktur. Bu çok önemli yani. Hayır. Her sabah güne başlarken çok önceliklerinizin net olması gerekiyor. Fazlalıkları çıkar takviminden. Aynı şey arkadaşlarımız için geçerli yani. Facebook'ta 1500 tane arkadaş. Ulan bu insanların çoğunu görmüyorum bile yani. Ta ilkokuldan ya bilmem ne akrabanından kız akrabanın akrabasının akrabası. Ya da işte iş yerinden eski 20 sene önce işte adamı 30 senedir görmemişim. Hiçbir fikrim yok yani. Hani böyle bunun gibi 1500-1800 tane arkadaş. Yani bu insanı yük oluyor bir yerden sonra. Bu kadar halbuki az olsun öz olsun yani arkadaşın yani. Bu her şey için geçerli yani. Hani her şeyin azı ve özü makbul. Zaten buna göre hayatımızın kalitesini de arttırabiliriz biz yani. Hani o da olsun, o da olsun, o da olsun. Şunu da yapacağım, bunu da yapacağım. Olmuyor işte. Bu sefer boğuluyorsun. Hiç zaman kalmıyor sana. Yani ve halbuki daha basit hayatlar tercih etmemiz gerekiyor. Hayatımızı daha basitleştirmemiz gerekiyor. Bunun da özü diyor ki bu Subtract kitabının yazarı çıkarmaktan geçiyor. Artık bir şey eklemeyi bırakalım yani. Şunu ekle, bunu ekle, bunu ekle. Gebereceğiz, gideceğiz diyor bu kadar seçenekten. Yani fazla seçenek çok iyi bir şey değil. 40 tane seçenek varsa boğulur kalırsın arada. Ne yapacağını bilemezsin. Az öz seçeneğin olmalı yani şu hayatta. Hani bu ürünlerde de böyle, markete gidince de böyle. Yani az ve öz seçenek her zaman daha iyi aslında. Hayatımızda da böyle yani. Bazen o kadar fazla böyle seçeneğimiz gereksiz derecede önümüze yığılıyor ki. Mesela bu şeyde de böyle evde mesela gereksiz bir sürü eşya. Yani atmaya da kıyamıyorsun bir yerden sonra. Bunu ne için kullandığını da unutuyorsun. Evde mesela kullanmadığınız binlerce, yüzlerce eşya yani. Ne oluyor bu? Dağınıklık oluyor. Kapasitene yavaşlatıyor. Gereksiz yere hiç evlerimizde bir sürü yani böyle bunun arasında kendimizi bulamıyoruz bu kadar eşya arasında. Gereksiz yere yani. Şimdi onun için mesela Marie Kondo'nun bu şeyi çok önemli. Hani diyor ya bir joy veriyorsa, bir mutluluk veriyorsa o nesne, eşya onu tut. Vermiyorsa at onu diyor yani. Bağışla, sat, at, elden çıkar. Bu her şey için böyle yani. Cal Newport, Digital Minimalism diye bir kitap yazdı Cal Newport. Yani odaklanmak için her şeyin azı özü makbul. Hani bütün bilgileri, mesela bu ben şunu yaşıyorum hayatımda. Mesela çok fazla kitap okuyorum. Evet ama bu eğer böyle süzmezsen bunları bir beyin ishaline sebep olabilirsin yani. Beyin ishali diye bir şey var mıdır? Vardır yani. Hani böyle önüne gelen her şeyi oku 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 ama kritik düşünmeyince, sorgulamayınca, süzmeyince, ben bunu nasıl kullanacağım hayatıma diye böyle kafa yormayınca ne oluyor? Bunlar aa bu da ilginç, aa bu da ilginç. Maymun gibi oraya bakarken bu sefer hangisi önemli, hangisi magazin falan bunları karıştırıyor oluyorsun yani. Yani çok gereksiz, bizi ilgilendirmeyen şeyleri sürekli öğreniyoruz. Yani hiç gereksiz bir ton haber, magazin bilmem ne. Hani bunları da hayatımızdan biraz daha süzmemiz gerekiyor. Kritik düşünmemiz gerekiyor. Önce tabii ben kendimi eleştiriyorum. Çünkü beynim tam bir çöplük gibi benim yani. Biraz daha temizlesem bunları, daha hani az öz şey yapsam, odaklanıp böyle daha hani sadeleştirsem hayatımı aslında daha mutlu olacağım belki. Ama emin değilim işte. Çünkü acayip bir merakım da var. Tamam mı? Onu da merak ediyorum. Bunu da merak ediyordum. Oraya da meraklıyım. Yani bundan bir türlü de kurtulamıyorum. Bir ikilemdeyim açıkçası.
Ama bu mesela her alanda böyle aslında, yani az ve öz olmalı. Mesela Jamie Oliver'ın kitabı ya da çok satan yemek kitaplarına bakın. Maksimum 5 tane malzemeyle yapılan şeydir, yemeklerdir. 5 malzemeyle çok da güzel yemek çıkartırsın yani. Az olsun, öz olsun. 5 malzeme bayağı her tür yemeği çok lezzetli şekilde çıkartabilirsin. Klasikler, unutmayalım ki hep böyle az ve öz olanlar klasikler. Yani bu Mark Twain'in kitaplarına bakalım, en iyi yazarlara bakalım. Az yazmışlar. Kısa yaz, Ernest Hemingway'e bakalım mesela. Az yazıyor, öz yazıyor, çok güzel yazıyor. O kadar iyi akıyor ki, değil mi? Mesela belki de hani ben hani fazla konuştuğum için bu kadar. Yani daha az konuşsam, öz konuşsam daha şey olacak, faydalı olacak. Anlatabiliyor muyum? Aslında yani kendime zarar veriyorum, size de belki zarar veriyorum. Yani aynı şekilde mesela Medium'da bazen çok uzun yazıyorum. Bu kadar uzun yazmamak gerekiyor. Daha kısa öz yazmak gerekiyor aslında yani. Bu dolayısıyla büyük bir problem. Şimdi hep biz böyle mesela yapılacak işler listesi yerine mesela ne yapmamız lazım? Yapılmayacak işler listesi. Oturun defterinize yapılmayacak işler listesi çıkarın. Mesela hayatından neleri, hayatında ne eksik yerine hayatımızda ne fazla, bunu soralım. Hayatımızda fazlalıklar neler? Atacağım fazlalıklar neler? Bunlar eşya da olabilir, arkadaş da olabilir. Hayırsız, faydasız bir sürü insan var yani. Akraba bilmem ne. Hani sana hiçbir faydası yok, bir şeysi yok. Anca dedikodunu yapıyor mesela. Ya da işte sürekli zarar. Çıkar onları hayatından, bitti gitti. Yani fazlalıkları her açıdan atmamız gerekiyor aslında hayatımızda. Yani kötü dizi, izleme kötü diziyi yani. Ne gerek var? Hayat çok kısa. Yani izleyeceksen en kalitelisini izle. En kaliteli filmleri izle. Neyse yani. Hani bu hayatımızın her alanında bence mesela güne 30 tane yapılacak işle başlama yani. 2 tane, 3 tane, bir tane hatta. Tek bir önceliğin olsun. Ona odaklan. Tek bir şeye fokus ol. Ve momentum kazan. Ne yapıyorsan yap, bitir. Bir sonrakine geç yani. Bitirince bir sonrakine geç. Yani bu her şeyde böyle arkadaşlar. Dolayısıyla böyle hayatınızdan neleri çıkartmalısınız? Düşünün arkadaşlar. Bir liste çıkarın. Nelere hayır demelisiniz mesela? Hep her şeye evet diyoruz. Her şeye evet, evet, evet. Hani kim mesela çağırdıysa sizi bir yere, tamam olur, ona da olur, buna da olur. Bir yerden sonra işin içinden çıkamıyorsun. Bu sefer sözlerinin altında kalmaya başlıyorsun. Hani belki de hayır demelisin yani. Hani daha fazla hayır demeliyiz yani. Belki hani böyle şu da olsun, bu da olsun, böyle sürekli eşyamı çoğaltayım, aman şunu da alayım, bunu da alayım, bu sınırsız tüketim arzusundan kurtulmamız gerekiyor. Daha tasarruf etmemiz lazım. Yani harcamak yerine yatırıma dönüştürmemiz lazım. Hayatımızda yatırıma yer açmamız lazım. Şimdi dolayısıyla mesela çok güzel örnekler de var bu arada kitapta. Sue Beaverman San Francisco ya bakıyor mesela bu kadın. Oradaki San Francisco'nun sahil şeridindeki otoyolu kaldıralım diyor buradan. Ve kaldırıyor. Çok radikal bir karar bu. Otoyol kalktığı anda da San Francisco'nun sahil şeridi dünyanın en çok böyle turist alan, en tatlı yerlerinden bir tanesi oluyor. Neden? O şey gitti. Trafik gitti yani. Yani mesela bu COVID sonrası ne oldu? Hayatımızdan evden çalışma trafiği attık. Trafik gitti hayatımızda. Ne oldu? Bu çok güzelmiş ya dedik yani. Evden çalışma deyip hani bir şey var ve çok güzel bir şey bu. Evden çalışma demek ki harika. Gereksiz toplantılar. Bunlar hayatımızdan çıktı. Trafik çıktı. Gereksiz zaman kayıpları çıktı. Ne kadar güzel oldu yani. Evde daha da verimli olabiliyorsun aslında istedikten sonra. Hani bütün bu yeni bakış açılarını bize COVID kazandırdı yani. Hani bir sürü olumsuzluk yaşadık ama olumlu yönleri de oldu bu şekilde. Hayatımızdan neleri çıkarmalıyız? Dolayısıyla bakın arkadaşlar, bunu bir düşünmemiz lazım. Mesela Türkiye'nin böyle nesiller boyu süre gelen problemleri var, değil mi? Mesela ben gördüğüm kadarıyla Türkiye'den çıkarmamız gerekenleri düşünsek biz çok daha hızlı yol alırız ülke olarak. Mesela ülkeden çıkması gereken bence en temel şeylerden biri bu devlete ebed müddet, kutsal devlet anlayışı. Neden? İşte bu devlete beka atfedip de insanı buna kul ve köle
eden bir sistem anlayışını biz çıkartabilsek Türkiye'den bir pek çok sorunu çözeriz. Neden? Demokrasi yerleşir ya. Bireyin özgürlük alanının önünü açarız. Bireye özgürlük vermeye başlarız. Gerçekten demokrasimizde seviye atlarız o zaman yani. Ha, devlet vatandaş için vardır. Asıl olan bireydir, vatandaştır yani. Devlet değildir asıl olan. Böyle dediğimiz anda mesela bu devlete ebed müddet bir sürü problemin kökünü kazımış oluyoruz. Ne gibi problemler? Derin devlet. İşte devletin bekası için birileri sürekli birilerini eziyor. Şiddet uyguluyor. Kaçırıyor. İşte insan haklarını ihlal ediyor. Neden? İşte devletimiz devlet için. Devlet kutsallaşınca ne oluyor? Sen o kutsal için İnsanların canına da kastediyorsun. Zulüm de uyguluyorsun. Ve işte bu derin devlet bitmeyen hikaye yani. Bu derin devlet şeyleri, teraneleri nesiller boyu 90'larda da vardı. Al bugün daha da beter. Aynı şekilde var yani. Bundan kurtulamadık yani. Aynı şekilde bu dindar ve laik çatışması. Bir kurtulamadık şundan. Elimde olsa, sihirli bir güç olsa bu çatışmadan Türkiye'yi kurtarmak isterdim yani. Bir anda böyle siyasal İslamcılar, aşırı dinci, işte gerici bir zihniyet ve sürekli ezildiklerini savunuyorlar ama bir yandan onlar da eziyorlar. Öbür tarafta işte katı laikçiler, bir işte başa gelelim bak bu dindarlara kan kusturacağız falan diyen bir kesim var bir tarafta. Ve bunlar da yani bütün her şeyin kötülüğü olarak dini görüyorlar. Bu da çok tehlikeli bir anlayış. Ve bu iki kesimin arasında böyle şey bölünmüş yazık zavallı Türkiye yani. Türk insanı böyle hani bu iki aşırı ucun arasında ve sürekli bu fay hattında bu gerilimi sürekli yaşıyoruz. Biz yaşamak zorunda mıyız ya bunu? Artık kurtulalım bundan ya. Yani dindar da olsan, seküler de olsan, laik de olsan beraberce bu ülkede ya bir birbirimizi ezmeyelim ya bir hoş görelim yani birbirimizi. Hani elimde olsa bu şeyi yok ederdim. Hani diyalog, empatik köprüleri kurmamız gerekiyor çünkü bizim. Aynı şekilde mesela elimde olsa ezberciliği yok ederdim. Ezberciliği. Yani Türkiye'nin problemlerini biz çözmek istiyorsak ana düşmanımız ezbercilik çünkü. Neden? Bu bütün kötülüklerin anası ya bu ezbercilik. Yani mış gibi yapmak, böyle bütün işte kendin kritik sorgulamadan her şeyi ezbere dökmek, çala kalem, yarı cehalet, yarı bildiğini zannediyorsun ama hiçbir şey bilmiyorsun mesela. Bilmediğini de kabul etmiyorsun. Bu en kötü, bütün kötülüklerin anası bu yani Türkiye'de. Bunu bir çözebilsek demokrasi de olacak, şeffaflaşma da olacak, atılım da yapacağız, problemlerimizi de çözeceğiz. Neden? Bu mesela itaat kültürü, sorgulamama. Yani itaat etme, sorgulamama. Bu bütün kötülüklerin anası yani. Koşulsuz itaat. İşte cemaate girersin, aman şeyhe itaat. Şeye işte o cemaattekilere itaat. Devlete gidersin, devletteki işte müdürüne, yöneticine itaat. Lidere itaat. Sürekli böyle bir lider kutsama, kutsallaştırma. Ulan sorgulacaksın ya. Kendi aklın var senin. Allah sana akıl vermiş. Fikir vermiş. Sorgula her şeyi sor. Bağımsız düşün ya. Bağımsız düşün yani. Dolayısıyla bu ezberciliği yok edebilsek pek çok problemi çözeceğiz. Çünkü yerine ne gelecek ezberciliğin yerine? Eleştirel düşünce, özgür düşünce, merak gelecek. Merak, hayal gücü gelecek. Merak ve hayal gücü gelince de biz o zaman inovasyon, icat da üretiriz, özgürlük de olur, sanat da olur, bilim de olur, her şey olur yani. Her şeyi yeşertirsin. Yeter ki bu cehaleti bir ortadan kaldır. Çünkü ezberlik cehalet yani. Hani böyle tek tipçilik, cehalet, ezber, hepsi bunlar bizim zaten hastalıklarımız, yüzyıllardır kurtulamadığımız hastalıklarımız. Yani. Bunları bir atabilsek Türkiye'den, vallahi çağ atlarız yani. Bak 3 tane şey saydım. Bu 3 şeyden kurtulsak vallahi çağ atlarız ya. Yani bak demek ki bazı şeyleri çıkarmak çok daha değerli arkadaşlar. Siz hayatınızdan neleri çıkartacaksınız? Lütfen bunu oturun düşünün liste çıkarın. Ülkemizden neleri çıkartmamız lazım? Yani insan olarak düşünmeyin bunu. Hangi zihniyetleri çıkartmamız lazım? Eğer biz hangi zihniyetleri çıkartırsak
zararlı zihniyetleri, o zaman işte onun yerine pozitif, güzel şeyler ikame edebiliriz, koyabiliriz işte o zaman. O zaman çağ da atlarız, çok da ileriye gideriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Biraz çok uzattım ama yani bu Subtract kitabı bana bunları hatırlattı. Teşekkür ederim.